Haber5.com. Haber5.com. Gerçek ve özgürlük. Abdest aldı. Abdest aldıktan sonra kolunu uzattı. Diyorum ya, her şey detayda gizlidir derler. Burada her detay var. Kadınlar bölümüne girdik. Kadınlar bölümüne buradan giriyoruz ve yürüyen merdivenler var. Yürüyen merdivenlerden aşağıya iniliyor. Zaten caminin dış ortamında pek çok yürüyen merdiven var. Bu yürüyen merdivenler de buraya ayrı bir hava katıyor. Dedik ya, her şey teknolojinin son modeli. Kadınlar dışarıdan yürüyen merdiven aracılığıyla buraya ulaşacak. Sayın Başkan, son durağımız caminin yönetim merkezi, komuta kontrol merkezi. Sizin deyiminizde uzay merkezi. Uzay merkezi. Burada her şeyi göreceksiniz. Bu bölüm ufak bir bölüm. Klima santralinin olduğu bölüm. Havalandırmanın kalbi bu nokta. Evet. Evet. Uzay merkezine doğru yavaş yavaş giriyoruz. Dikkat ederseniz her taraf tam bir komuta merkezi halinde. Her taraf teknik cihazlarla dolu. Her şey özellikle burada seçilirken marka olarak seçildi. Niye marka seçtik? Arıza mümkün olduğu kadar az olsun. Ve burada bir başka özellik var. 7 tane kombi var. Bu 7 tane kombiden bir tanesi örneğin eski Hacı Bayram Camii'nin alt kısmını ısıtıyor. Birisi üstü ısıtıyor. Farklı alanlar. Dolayısıyla bir bölümde namaz kılınıyor da diğerleri kullanılmıyorsa israf yapılmıyor. Yani merkez öyle düşünüldü ki en ince teferruatına kadar. Yukarıda gördük mesela vakumdan hava çekilsin diye merkezi burada. Pis havayı emme pompaları yukarıdan burada. Ne ararsan burada. Estetik bütünlük, renk desen uyumu tarihi caminin görsel zenginliğini artırdı. Şu arka tarafta hemen bakın gördüğünüz yeşil kırmızı sütunlar var. O gördüğünüz bu yeşil kırmızı sütunlar maalesef üzeri yağlı boyayla boyanmıştı. Bunların hepsi kazındı. Orijinal hali ortaya çıktı. Tabii bu kazıma neticesinde de ortaya çıkarken eskiden tahrip etmişler. Bir takım ufak tefek tahribatlar var. Onu bakın yukarıda görüyorsunuz. 5 tane arkadaşımız teker teker inci boyar gibi teker teker boyarak aslında asli boyasıyla boyayarak eksik kalan kısımlarını da rütüşlemiş oldular. Mesela eskimiş olan Trabzonlar vardı. Gösteririm şimdi biraz sonra. O Trabzonların üzeri bile boyaydı. Boyalarını sıyırdık, aslını ortaya çıkarttık. Kaldırıp atıp da yerine başkasını yapmak istemedik. Niye? Burası bir tarih. Burası tarihse tarihte ne varsa hepsini muhafaza etmeye çalıştık. Aslında sadık kalın diye çalıştık. Evet. Bakın şu tavanlara bakın. Yukarı tavanları görüyor musunuz? Evet. Arka kısımda. Oralar hep yağlı boyayla boyanmış ve o tavan ortadan yok edilmişti. Arkadaşlarımız üşenmediler. İnce 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 onların hepsini sıyırdılar ve gerçek tavanı ortaya çıkarttılar. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tavanı işte bu tavan. Tarihi tavan bu tavan. Ortaya birebir çıktı. Bak arkadaşımız ne güzel çalışıyor. Görüyor musun? Bak. Evet, inci gibi oraya işliyor ve her şeyi yapıyor. Ve aslına uygun. Demin söylemiş olduğum şey. Bunların hiçbir tanesi yoktu. Bunların hepsi boyanmıştı. Aslı ama bu. Biz bu aslını ortaya çıkardık. Efendim özel yazılar görüyoruz caminin dört bir tarafında. Bu Konya'da meşhur hattiyat. Ali Hüsrevoğlu var. Ali Hüsrevoğlu tarafından tamamen yapıldı ve onlar da çok üstün gayret sarf ettiler. Bir ara maalesef her zaman olduğu gibi Ankara'daki tüm hayırlı işlere karşı çıkan odalardan bir tanesi Hacı Bayram Camii'nin yapılmasını durdurmak için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ankara'nın istemezlikçileri galiba. İstemezlik. Aynen öyle. O dönemin içerisinde sağ olsun Ali Bey öylesine gayret etti ki bir an önce bitirelim diye. Allah'tan gerek kalmadı. Çünkü Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Ve Hacı Bayram Camii de bitti elhamdülillah. Bakın
Şimdi arkadaşımız monte ediyor yukarıda. Kolay gelsin. Bu şeyler avizeler özel. Nedir efendim özelliği? Yani çok özel olarak seçildi. Yaptırıldı. İtalya'dan geldi bunlar. Bunlar çok özel. Evet. Mükemmel avizeler. Dikkat ediyorsanız aşağı doğru sarkmıyor ama çok güzel şey veriyor. Bakın şu tarafa gidelim. Büyük avizemize bakalım. Duvarlara dikkat ediyorsanız duvarlarda avizelerin aynısının küçük birer numunesi var. Her şey burada düşünülürken sanatsal olarak düşünülüyor. Tabii bunları yapan kim? Buradaki mimar arkadaşlarımız. Bakın mesela hemen üstümüzdeki gözüken avize en büyük avize burada. Ve çok orijinal bir avize. Allah'tan yetişti. Gümrükten zor çekti arkadaşlar getirdi. Onlar da yetişti. Karşı tarafa kitaplıklar konuldu. Orada özellikle Kur'an-ı Kerimler konacak. Yine arkadaşlarımız o Kur'an-ı Kerimlerin okunması için özel rahleler yaptırıyor. Bu kısım bizim camimizin tabiri caizse arka bahçesi. Arka bahçesi. Ve burada da güzel bir havuzumuz var. Öner Topçan hocam burayı dizayn etti. Burada da özellikle yaz aylarında yaşlıların, vatandaşımızın rahatlıkla oturabileceği bir yer. Karşı tarafta Ogüs Tapınağı var. Ogüs Tapınağı ile birlikte burasının ayrı bir manzarası olacak. Burası 5 yıldızlı bir otelin tuvaleti değil. Türkiye'nin en lüks cami abdesthanesi. Size tuvalet gezisi yaptıracağım ama tuvalet mi? Türk havalı mı? Şimdi yani inanamayacağınız bir şey. Müslümana yakışan bir tuvalet oldu. Ben şimdi sizi orayı gezdirmek istiyorum. Evet, burası aslında tabiri caizse iç avlu. Şimdi bu tuvaletin içerisine doğru giriyoruz. Burası abdest alma yeri buralar. Son derece temiz, modern ve harikulade bir ortam. İnsan kendini huzur içinde hissediyor abdest alırken beni. Bakın askılıklarına varıncaya kadar her şey özel düşünüldü. Niye askılıkları buraya koyduk? Gözünün önünde olsun diye. Boşuna değil yani. Bunların hepsinin detayını arkadaşlar düşündü. Ben buraya hiç gelmediysem 20-30 defa gelmişimdir denetlemeye. İnsanlar kendisini çiçeklerin arasında hissetsin diye. Çiçekler dolu burada. Güzel dekorlar yapılmış. Evet. Bunlar tabii suni çiçekler ama tabii gibi duruyor. Bakın şuradaki özellikle arka taraftaki Osmanlı desenleri. Süper desenler. Buraya ayrı bir hava katıyor. Zannedersiniz ki lüks bir otelin tuvaleti. Evet, lüks bir otelin. Ben şuna inanıyorum. Müslüman en iyisine layıktır. En güzeline layıktır. Ve biz burada bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Ve yaptığımız her dekorasyonda bunları özellikle işledik. Yerlere bakıyorsunuz. Yerlere baktığınızda yerlerin işlemeleri dahi bambaşka. Dikkat ediyor musunuz? Bu duvardaki motiflere benzer motifler evet. Görüyorum yani. Evet. O açıdan evet. Bütünlük arz ediyor. Bakın şuraya dikkat edin. Dikkat ediyorsanız ne kadar tatlı geliyor ses. İnsanı okşuyor. Zaten atalarımız özellikle hastaları su sesiyle Osmanlı tedavi edermiş. Su sesi onun için çok güzel. Buraya su sesi düşündü arkadaşlarımız. Burada da affedersiniz tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamalar için tamamen sıvı sabun kullanılıyor. Hijyenik. Hijyen olması için. Ayrıca da bunlar dikkat ediyorsanız tamamen tabii sensörlü. Tabii sensörlü. Ayarını da yapıyorsunuz. Ayarı da yaptıktan sonra suyu da çok iktisatlı olarak kullanabilme imkanınız var. Bakın tuvaletler bölümü her tarafta yeşil yanıyor. Bakın içeriye giriyor arkadaşımız. Ve kırmızı yanıyor. Gördünüz mü? Evet. Dolu olduğu zaman herkes kırmızıdan anlıyor. Açık olunca yeşilden anlıyor. Bu suretle içerisi dolu muydu, açık mıydı? Yoklama zaruretinde olmuyor. Bakın burada özürlüler tuvaleti var. Hanımlar için ayrı var, erkekler için ayrı var. İki tane özürlü tuvaleti var. Ve aynı zamanda da şurada bakarsanız özürlüler asansörü var. Özürlüler buradan iniyorlar. Yani dedim ya, teknik detay her şeyinden düşünüldü. Özürlü nereden gelecek engelli kardeşimiz? O engelli kardeşimiz geldikten sonra buradan inecek. Ve yani engelli kadın olsun erkek olsun camiye gelirken bir tane bile basamakla karşılaşmayacak. Tabii. Bu da bayanların zevkine göre dizayn edilmiş vaziyette.
ve size bir şey göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz sandalyede özel dizayn ettiler. Hanımların çantaları var ya, çantaları şuraya taksınlar diye. Yani dolayısıyla en ince detaya kadar çantasını nereye koyacak? Evet. Hanımların mutlaka çantası. O buraya koyuyorlar işte. Belki tuvaletine göre biraz daha nostaljik bir hava var. Evet, evet. Biraz hanım zevki burası kokuyor. Evet. Dikkat ederseniz hanımlarda biraz daha cicili bicili, biraz daha estetik, daha renkli. Yani hanımlara uygun bir ortam. Bu bölümde daha tam malzemeleri bitmedi. Burası özellikle emzikli çocuklar varsa hanımların, çocuklarını emzirmeleri için özel oda olarak yapıldı. Yani o detaya kadar düşündüğü için buraya çocuğundan geliyor, bırakamıyor. Ve çocuk başlıyor ağlamaya. Çocuğu emzirecek, nerede emzirecek? Onun için de oda, bunların ara paravanları vesaire olacak. Onlar gelecek, gelmedi. Bu oda emzirme odası. Yani hastanelerdeki emzirme odası ve alt değiştirme odasına benzer bir yer. Alt değiştirme yeri de koyacağız. Aynen dediğiniz gibi. Yani burada hem emzirecek hem altını değiştirecek. Ve camilerin en büyük problemlerinden biri ayakkabılık sıkıntısı ve çalınan ayakkabılar. Girerken insanlar içeriye ayakkabılar için torba verilecek. Herkesin torbası olacak, o torbalardan alacak, o torbalara koyacak ayakkabılar. Okuyu da önlemiş olacak. Evet, inşallah onu da önleyeceğiz. Biz bütün caminin her bir tarafında aynı zamanda en büyük sıkıntı olan hususlardan bir tanesi ayakkabılıklar idi. Ayakkabılıklara da çok önem verdik. Ve bakın mesela ayakkabılık böyle otomatik halde. Görüyor musunuz? Yağ gibi kayıyor. Veya çekiyorsunuz. Bakın. Bu tarzda. Dolayısıyla insanlar bulacak. Şimdi bunlara da numara koyduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye insanlar kaç numara ayakkabısını koyduğunu bilebilmesi için. Yani her şeyi en ince teferruatına kadar arkadaşlarımız düşünmeye çalıştı. Bir takım boş mekan var. Hemen buralara ayakkabılıklar yerleştirilivermiş. Boş bir arada çok evet, değerlendirilmiş. Ve otomatikman ayakkabılıklar buraya konulmuş. Burada gene bayanlar bölümünün ayakkabılıklarını görüyorsunuz. Yani ayakkabılık konusunda kimse sıkıntı çeksin istemedik. Dikkat ediyorsanız hepsi numaralı. Hepsinin anahtarı var. Bakmayın üstünde olmadığını. Hepsine koyuyorlar anahtarları. Hacı Bayram Camii İmamı Ahmet Karalı minnettarlığını bu sözlerle dile getiriyor. Hem kendi için hem de cemaati adına. Tabii Hacı Bayram Veli Hazretleri 600 sene önce ebediyete intikal etti ama biz onun tasarrufunun hala devam ettiğine inanıyoruz. Ve buradaki bu hoşa gitmeyen manzaralar, bu çevredeki nahoş görüntüler biz inanıyorduk ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ruhaniyetini rahatsız ediyordu. Ve tasarrufunun hala devam ettiğine inandığımız bu yüce zatın kabrinin başında metfun olduğu bu toprak etrafındaki bu uygunsuzlukların giderilmesi noktasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Köçek Başkanımıza ve bütün ekibine ben cemaatim adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve cemaatimizden aldığımız tepkiler de başkanımız Ankara'ya çok hizmette bulundu. Ankara'nın karış karış her toprağında başkanımızın emeği var ama bu Hacı Bayram Veli'ye olan hizmeti adeta bütün bu hizmetlerin tacı oldu. Ben şöyle ümit ediyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler ahiret gününe iman edenler imar ederler buyuruyor. İnşallah ben ümit ediyorum ki başkanımıza da Cenab-ı Hak ve emeği geçen herkese Cenab-ı Hak cennette bundan daha güzel köşkler ikram edecektir.